Bekletemeyeceğimize göre. Evet değerli arkadaşlar, hoş geldiniz hepiniz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak yerel demokrasinin ana unsuru olan muhtarlık kurumunun ayağa kaldırılması için yapıcı politikalarımızı her fırsatta kamuoyu ile paylaşıyoruz. Muhtarlarımızın sorunlarını en fazla mı fazla gündeme getiren lider olan Sayın Genel Başkanımız da ülkemizin dört bir yanında muhtarlarımız da bir araya gelerek hem sorunları tespit ediyor hem de çözüm önerilerini dile getiriyor. Ancak siyasi iktidar maalesef ülkemizin pek çok sorununa olduğu gibi muhtarlarımızın sorunlarına da kulaklarını kapatmış durumda. Değerli arkadaşlar, muhtar köy veya mahalleyi temsil etmek üzere doğrudan halk tarafından seçilen kişidir. Demokrasi tarihimizde çok önemli bir yeri olan muhtarlar aynı zamanda bulundukları bölgenin sorunlarını en iyi bilen kanaat önderleridir. Muhtarlarımız seçilmiş olmalarına rağmen siyasi partilerin dışında kalma özelliklerini her dönem korumuştur. Siyaset kurumuna düşen görev ise muhtarlıklarımızın bu vasıflarını güçlendirmek ve hizmet kapasitelerini artırmaktır. Ancak üzülerek söylüyorum ki Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarlarında muhtarların bu demokratik rollerine büyük zararlar verilmiştir. Bir dönem mahalle muhtarlıklarının kapatılması dahi ortaya atılmıştır. Hatta ve hatta son dönemde muhtar seçimlerinin yerel seçimlerden ayrı bir tarihte yapılması tartışması dahi gündeme getirilmiştir. Bu sorunlu fikirler tartışılsa da ne yazık ki muhtarlarımızın temel sorunlarının çözümüne yönelik bir adım atılmamıştır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak şu anda muhalefette olsak dahi muhtarlarımızın sorunlarına kayıtsız kalmıyoruz. Bu kapsamda muhtarlarımızın en önemli talebi olan muhtarlık temel kanunu ile ilgili hazırlıklarımızı muhtarlarımızın da görüşlerini alarak tamamladık. Yürürlükteki mevzuatta 82 farklı kanun, tüzük ve yönetmeliğin 354 maddesinde doğrudan köy ve mahalle muhtarlıklarına vurgu yapılmaktadır. Biz bu dağınıklığı ortadan kaldırmak ve düzenlemeleri tek çatı altında toplamak amacıyla 84 maddeden oluşan muhtarlık temel kanun teklifimizi meclis başkanlığına sunuyoruz. Teklifimizde yer alan düzenlemeleri özetle kamuoyunun bilgisine sunmak isterim. İlk olarak köy ihtiyar meclisi ve mahalle ihtiyar heyetlerini köy meclisi ve mahalle meclisi adları altında yeniden düzenliyoruz. Köy meclisi ve mahalle meclislerine bütçe hakkı getiriyoruz. Genel bütçe vergi gelirlerinden il özel idarelerine aktarılan payın %1,5'unun o ildeki köy bütçelerine aktarılmasını temin ediyoruz. Ayrıca belediye sınırları içerisinde toplanan emlak vergisi gelirlerinin %1'inin ise mahalle muhtarlıkları bütçesine ayrılmasını sağlıyoruz. Muhtarlıklarımıza bütçe hakkı tanırken bu bütçeden yapılacak harcamaları da yasal denetime tabi tutuyoruz. Bilindiği gibi muhtarlarımız kendilerine tebliğ edilen posta evraklarını dağıtıyor ancak karşılığında hiçbir ücret almıyor. Biz muhtarlarımızı PTT'nin angarya memuru olmaktan çıkarıyor, dağıtacakları posta evrakı başına ücret almalarını temin ediyoruz. Demokrasinin bir gereği olarak muhtarlarımızın karar alma süreçlerine katılımını da sağlıyoruz. Köy muhtarına il genel meclisinde, mahalle muhtarına ise belediye meclisinde kendi sorumluluk alanlarını ilgilendiren konuların görüşüleceği toplantılarda söz ve oy hakkı veriyoruz. Belediye kanununun 75. maddesinde değişiklik yaparak mahalle muhtarlarının belediyelerle ortak proje geliştirmesine de imkan tanıyoruz. Muhtarlık seçimlerini yeniden düzenliyor, muhtarlığa adaylık usulü getiriyoruz. Buna göre muhtar adayı olmak isteyenlerin iyi hal kağıdı ile
ilçe seçim kurullarına başvurması ve muhtar seçimlerinde fotoğraflı birleşik oy pusulası kullanımına geçilmesini de sağlıyoruz. Muhtarlarımızın en büyük sorunlarından biri de özlük haklarıdır. Kanun teklifimizde muhtarlarımızın artık ödenek değil, aylık almasını sağlıyoruz. Muhtarlarımıza ödenecek aylıkların ise 2021 yılının ikinci yarısına ilişkin hesaplamalara göre 2653 TL'den 3955 TL'ye yükseltilmesini, yani ücretlerine 1302 lira tutarında artırılmasını öneriyoruz. Ve bu tutarın hiçbir koşulda asgari ücretin altına düşmemesini de açık bir hükme bağlıyoruz. Belediyelere ve il özel idarelerine her muhtarlık için muhtar evi ve köy konağı inşa ederek temel kullanım giderlerini karşılama sorumluluğu getiriyoruz. Ayrıca belli bir nüfusu aşan yerlerdeki muhtarlıklara büro personeli görevlendirme hakkı veriyoruz. Bilindiği üzere sosyal yardımların dağıtılmasında muhtarların devre dışı bırakılması hep tartışma konusu olmuştur. Biz bu tartışmaya bir son veriyor, sosyal yardımların bölgesini en iyi tanıyan, seçilmiş kişiler olan muhtarlarımız aracılığıyla dağıtılmasını düzenliyoruz. Kanun teklifimizde muhtarların siyasi partiler alanı dışında kalma özelliğini yeni kurallarla güçlendiriyor, muhtarlarımızın bölgesel ve ulusal birlikler kurmaları için gerekli düzenlemeleri yapıyoruz. Böylece Türkiye Muhtarlar Birliği'nin kurulmasının da altyapısını oluşturmuş oluyoruz. Muhtarlarımızın en temel sorunlarından biri de izin hakları. Kanun teklifimizde muhtarlarımıza yıllık 30 gün izin hakkı tanıyoruz. Bununla birlikte görevli izinli ve hastalık halinde muhtar aylığının kesilmeyeceğini de hükme bağlıyoruz. Kadın muhtarlarımıza doğumdan 8 hafta önce ve 8 hafta sonra olmak üzere toplam 16 hafta süreyle aylıkları kesilmeksizin analık izni verilmesini sağlıyoruz. Son olarak da muhtarlarımızın şehir içi ulaşım hizmetlerinden ücretsiz faydalanmalarına ilişkin düzenleme yapıyor ve mevcut durumda köy muhtarlarının da bulunan evlenme yetkisini mahalle muhtarlarımıza da tanıyoruz. Bir dönem görev yapan muhtarlarımıza hususi pasaport alma hakkını da kanun teklifimizde öneriyoruz. Değerli arkadaşlar, değerli basın mensupları, Cumhuriyet Halk Partisi olarak bütün bu düzenlemelerle birlikte muhtarlarımızı yetkisiz seçilmiş kişiler olmaktan tamamen çıkarıyoruz. Muhtarlarımızı yetki, sorumluluk, özlük hakları ve hizmet kapasiteleri açısından da güçlendiriyoruz. Köy ve mahallelerimizin yönetimlerinde demokratik standartlara dayalı yeni bir anlayış inşa ediyoruz. Kanun teklifimiz bu bakımdan yerel demokrasi açısından bir devrim niteliğinin olduğunun altını çizmek isterim. Biz muhtarlara bir ayrıcalık tanımıyor, bir lütuf sunmuyoruz. Tam aksine muhtarlarımızın hakkını muhtarlarımıza teslim ediyoruz. Çünkü inanıyoruz ki köy ve mahallelerimizde etkin hizmete dayalı demokratik bir yaşam muhtarlarımızın ellerinde filizlenecektir. Buradan da tüm siyasi partilerin milletvekillerine çağrıda bulunuyoruz. Muhtarlık kurumu siyasi tartışmaların üzerinde tutulmalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak muhtarlarımızın sorunlarının çözülmesi için elimizi taşın altına koyuyoruz. Bizim derdimiz bağcıyı dövmek değil, üzüm yemektir. Eğer siz de muhtarlarımızın hakkını teslim etmek istiyorsanız gelin bu kanun teklifini tartışalım ve oy birliğiyle yasalaştıralım. Hep birlikte bu demokrasi ayıbına son verelim. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı'na da seslenmek isteriz. Muhtarlarımız sarayda toplanıp siyasi parti propagandası yaparak sorunlar çözülmüyor. Eğer samimiyseniz bizim kanun teklifimiz
hazır. Bu teklif genel kurula geldiğinde tüm siyasi partiler için aynı zamanda bir samimiyet testi olacaktır. Kimler muhtarlarımızın sorununu çözmek istiyor, kimler çözümsüzlüğü savunuyor, tüm kamuoyu, tüm muhtarlarımız görecektir. Biz tüm muhtarlarımıza söz veriyoruz. Eğer iktidar bu düzenlemeyi hayata geçirmezse, iktidar olduğumuzda ilk yapacağımız işlerden biri muhtarlık temel kanun teklifini yasalaştırmak olacaktır. Evet, hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Evet. Demek ki Gökçek bir itirafta bulunuyor. Zaten bildiğimiz bir şeydi. Kendisinin geçmişte FETÖ ile ilgili çok övgüleri, metiyelerini de duymuştuk. Şimdi de kendi içinde bulunduğu durumu bir şekilde itiraf ediyor. Zaten geçmişte FETÖ'ye nasıl destek verdiği, nasıl birlikte hareket ettiği belliydi. Şu anda bunu kendisi de açıklamış oldu. Memnun olduk. Yani sonuçta Ankara'yı geçmişte nasıl parsel parsel sattığını, geçmişte onlara nasıl menfaat sağladığını da açıklarsa memnun oluruz. Yani sadece FETÖ ile işbirliği yaparak bir itirafta bulunarak kurtulmak yetmiyor. Onlara hangi imkanları sağladı, hangi avantajları sağladı, nereleri peşkeş çekti, bunları da açıklamasını bekliyoruz. Tabii bu kaçıncı, son 1,5-2 yılda kaçıncı Maliye Bakanı, biz de artık sayısını elektrik sayacı gibi dönmeye başladı. Biz de artık takip edemiyoruz. Tabii mesele Maliye Bakanı'nın Merkez Bankası'nın değişmesinde değil. Mesele bu kararı veren tek adamın değişmesinde. Mesele Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte bu sistemin başımıza getiren ve ülkeyi yöneten Cumhurbaşkanının gitmesinde. Tüm mesele orada. Sorunun kaynağı o. Sonuçta onun aldığı kararları Maliye Bakanı, Merkez Bankası Başkanı ve diğer bakanlar uyguluyor. Eğer uygulamadığında da zaten görevden alıyor, bir şekilde azlediyor. Sonuçta sorunun kaynağını çözmek lazım. Mesela Maliye Bakanını almakla yetmiyor. Damadını da aldı. Lütfü Elvan'ı getirdi. Şimdi onu aldı, başka birini getiriyor. Sorun bakanları değiştirmekte değil, baştakini değiştirmekte. Çözüm. Sayın Başkan, Mansur Yavaş'la ilgili Cumhuriyet Halk Partisi Büyükşehir Belediye Başkanı bir açıklaması oldu Devlet Bahçeli. Ülkücüler nefesini ensesinde hissettirecek. Şimdi bir siyasi parti liderinin ya da genel başkanının bir belediye başkanına karşı içinde tehdit ve öfke içeren böyle bir söylem kullanması doğru mu? Mansur Yavaş'ın başına herhangi bir şey gelirse bundan Cumhuriyet Halk Partisi olarak kim sorumlu? Tabii Bahçeli'nin açıklaması tamamen bir acizlik işareti. Bir genel başkana yakışacak ifadeler değil. Kaldı ki Mansur Yavaş'ın arkasında Ankara halkı var, Türk milleti var. Ve sonuçta eğer bir güçse o milletin, bu halkın gücünü kullanıyor. Orada yetkisini kullanıyor. Bahçeli maalesef oradaki yaptığı açıklama Yavuz Sırsız ev sahibini bastırır hikayesi. Oradaki yaşanan olumsuzluğu bir şekilde birilerine atfederek sorumluluktan kurtulmaya çalışıyor. Ama bu millet kimin ne yaptığını, kimin de iş tuttuğunu gayet iyi biliyor.
Evet, çok teşekkür ederiz arkadaşlar.